Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bugün Leatherman'ın Rebar modelini göstermek istiyorum. Tanıtıma geçmeden önce şunları söylemem gerekiyor. Bütün çakı bıçak severlerin tamamının herhalde koleksiyonlarında multitool sevseler de sevmeseler de bir tane mutlaka böyle bir şey olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü normal bizim her zaman yanımıza taşıdığımız veya koleksiyonunu yaptığımız çakıların yanı sıra böyle bir şey gerçekten hayat kurtarır. Bir sürü modeli var Leatherman'ın. Ben tabii Victorinox'lar da multitool'lar üretiyor. Diğer bir sürü SOG falan da üretiyor ama bunların hiçbiri Leatherman kadar bu işi ilerletmedi. Neden özellikle bu modeli size göstermek istiyorum arkadaşlar? Ben böyle bir karizmatik model görmedim bu zamana kadar. Leatherman'ın da bir sürü böyle çok taktik, çok güzel ürünleri var ama bu tamamen başka bir şey. Kutu falan olayına çok girmek istemiyorum. Leatherman dediğim gibi bu işi açtı zaten artık. Şöyle bir kitapçık, güzel bir kutusu var. İçinde taşıma kılıfı var vesaire vesaire vesaire. Kutu falan çok önemli değil. Bunu şöyle bir köşeye bırakıyorum. Önemli olan ürünümüz arkadaşlar. Leatherman'ın Rebar tan rengi modeli. Çok çok hoşuma gitti. Taktik anlamda çok güzel bir görseli var, öyle diyeyim. Ve hepimizin de aşağı yukarı elimizde olması gereken, ya bütün çakı bıçak severlerin en az bir tane böyle bir ürünü olması gerek diye düşünüyorum. Rebar modelinin peki ne özelliği var? Benim için en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar şu pensenin ağzında olan şu keski parçalarının değiştirilebilir olması. Bu arada ben multitool'lardan çok anlamam ama görsel itibariyle çok beğendiğim ve de sağlamlığına çok güvendiğim modellerden bir tanesi bu. Zaten biliyorsunuz şöyle güzel bir pensenin ucunda değiştirilebilir bir parçaları var, iki tane, bunlar değiştirilebiliyor. Hemen iç aksamına geçmek istiyorum. Şurada normal boy bir bıçağımız var. Yanılmıyorsam bu bıçak 420 high karbon olması gerekir. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun yanı sıra iç kısımda birkaç parça daha var. Çok başarılı olamasam da multitool'lar konusunda şunları size mutlaka göstereceğim. Neyimiz varmış? Burada bir biz diye bir şey var. Bu deri falan delmek için, dikmek için. Kablo sıyırma yuvaları var. Düz tornavida, daha geniş bir düz tornavida. Şurada bir törpüm var, bana mı öyle geliyor? Evet. Şurada bir şöyle bir, buna törpü demek ayıp olur herhalde. Multitool severler kusuruma bakmasın. E var burada resmen. Çok güzelmiş. Ben de ilk aldım. Bir veya ikinci incelemem diyebilirim. Daha önce bende SOG vardı. SOG'u kullandım bir süre ama daha sonra küçük gelmeye başladı. Biraz inceledikten sonra Rebar modelini gördüm. Hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kısaca bu. Yani sürçülisan edersem affola. Burada bir testeremiz var arkadaşlar. Testere demeyelim de testere ağızlı bıçağımız var diyelim. Başka ne varmış? Kendimi yaralamadan şunu bence kapatayım. Öyle göstereyim size. Açabilirsem şayet. Evet. Burada ise arkadaşlar normal testeremiz var. Çok güzelmiş ya. Normal testere, ağaç testeresi, Philips Tornavida ve de bir açacak var, şişe açacağı, aynı zamanda konserve açacağı. Yani böyle bir şey her evde bulunması gerekir. Özellikle çakı bıçak sever herkesin evinde bulunması gerekir. Kampçılardan veya outdoor severlerden bahsetmiyorum. Onların zaten mutlaka böyle bir şeyleri oluyor ve onlar bu konuda bizlerden daha bilinçli diye düşünüyorum. Bu model ise yani benim seçme nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar ince. Yani Leatherman'ın bir sürü başka modelleri var. Şimdi isimlerini tam hatırlayamıyorum ama yanılmıyorsam Search vardı, Wave var benim bildiğim. Bu Titanium versiyonları falan var. Bir sürü çeşidi var biliyorsunuz. İçlerinde en kibarı herhalde Bond modeli yeni çıkanlardan. Bir de bu Rebar modeli. Bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben bu ürünü Aras Av Outdoor'dan aldım. Burak kardeşime buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi yakın bir zamanda Leatherman'ın distribütörlüğünü aldı yanılmıyorsam. Elinde bir sürü ürün var ve çok güzel fiyatlardan satışa sundu. Bence bir göz atın derim. Videonun da altına mutlaka bilgilerini, linkleri bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.